Arkadaşlar, herkese merhabalar. Büyüye ile birlikte C ile sıfırdan ileriye programlama dersinde 6.8.3. örnek uygulamaya başladık. Şimdi bu örnek uygulamamızda bizden istenilen şey şu: iki tane klavyede sayı alacağım. Bunların tam sayı olması gerektiğini belirtmiş ve bunları nereye bulacağım? EBOB'a bulacağım. Ardından da konsola yazdıracağım. Şimdi EBOB'u hatırlamayan arkadaşlar için hem böyle bir tekrar olması için şöyle kısaca bir EBOB'dan bahsedelim. EBOB veya buna OBEB de diyorlar. Nedir? Bizim en büyük ortak bölenimizdir. Yani benim burada iki tane sayım var olduğunu düşüneyim. İşte biri 15 olsun mesela. Biri 25 olsun. Nedir? Bunların ikisi 1'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Tamam. Bu bir ortak bölen. Eyvallah. Ama bana diyor ki en büyüğünü bul. Bakıyorum şimdi 2'ye bölünüyor mu? Hayır, ikisi de 2'ye tam bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Baktığımız zaman bu 3'e bölünüyor ama bu 3'e tam bölünmüyor. 4'e baktım. 4 de yok, bölünmüyor. 5'e baktığım takdirde ne görüyorum? 5'e baktığım takdirde ben bunların ikisinde ne olduğunu görüyorum? Kalansız bir şekilde bölündüğünü görüyorum. Öyleyse ben algoritmayı şu şekilde çıkartacağım. Bir tane sayıcım olması lazım. Her seferinde 1, 2, 3, 4 diye gideceğine göre ne yapacağım? Bir döngü kullanacağım. 1'den n'e kadar gidecek. Peki buradaki n ne? Buradaki n küçük olan. Burada 15. Ama şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir tane daha husus var. Şimdi biz buraya 15 girdik ama belki kullanıcı önce büyük sayıyı buraya girecek. 25'i buraya girecek. Sonra küçük sayı girecek. Şimdi işte 15 diyelim buraya. Bizim buradaki problemi ortadan kaldırabilmemiz için ne yapmamız lazım? İkisinin de şöyle bir V ifadesiyle ne yapabiliriz bunu? Bizim sayıcımız ne zamana kadar artacak? Burayı N ve M yapalım. N büyük eşittir sayaç değişkenimizden ve M büyük eşittir. Neden? Sayaç değişkenimizden. İkisinden birisi 0 gelirse, burası 0 geldi mesela, ne olacak? Burada bir V ibaresi koyduğumuz için buranın 1 gelip gelmemesi onun umurunda olmayacak. Yani burası 1 gelsin, burası 0 gelsin. Yani şekilde burası false'a dönmüş olacak. Bir bütün olarak ne olacak? 0 dönmüş olacak. Böylelikle döngü içerisine girmeyecek. Müsaade istediğime göre ben bunu for'la daha rahat çözebilirim diye bakıyorum. Şimdi öyleyse hemen kodlarımızı ne yapmaya başlayalım? Yazmaya başlayalım. Şimdi bir A değişkenim olsun, B değişkenim olsun. Bir for kurdum buraya. For'un içerisinde de sayaç 1 dedik. Ne yapacağız? A ya sayaç diyelim buraya. Küçük eşitken neyden? A'dan ve aynısını kopyalıyorum. Buraya koydum. Sadece neyi değiştireceğim? A yerine B yazacağım. Ve sayacımı arttırıyorum. Şimdi buraya bir tane scope açtım. Şimdi benim ikinci koşulum neydi? İkisinin de ne olması lazım? Bölünebilmesi lazım. Ha, öyleyse ben şuraya şunu söylüyorum. If diyorum. Kalansız bölünebilmesi lazım. Dikkat etmemiz lazım. Ve kalansız bölünebilme girdiği için araya ne koyuyorum ben? Bu sefer modül alıyorum. Kalanını kontrol etmem lazım yani. Şimdi burada biz bir tane daha değişken oluşturalım. Şöyle bir tane C değişkeni oluşturdum. Bu da hatta buna EBOB yazabiliriz. Buradaki sayıcımızı ne yapsın? EBOB'umuzun içerisine at. Oradaki değerlerimiz ne yapmış olalım? Böylelikle işlemiş olalım. Benim for'la işim bitti. Şimdi sonuç itibariyle şöyle bir özet geçelim. Ne yapıyoruz burada? İki tane değişkenimiz var. Bu değişkenleri manuel de verebiliriz. Biz klavyeden alınması istendiği için klavyeden alacağız şimdi. Bir tane EBOB değişkenimiz var. Burada bir döngümüz var. Eğer sayaç veya B'nin hangisinin küçük veya büyük geleceğini bilmediğim için iki tane koşul oluşturdum burada. Ve bunlardan bir tanesi sıfır geldiği takdirde ne olacak? Burası false'a dönmüş olacak.
Bunun önüne geçmiş olduk. İkincisinde de buradaki ifimizin içerisinde neye bakıyorum? Klansız bölünebiliyor mu, bölünemiyor mu? Bunu kontrol ediyorum. Eğer ikisi de klansız bölünebiliyorsa sayıcının içerisindeki değeri above'un içerisine atıyor. Ta ki ne zamana kadar? Buradaki işte 15 dedik ya, sayıcımız 15'e eşit olana kadar. Burada söyleyecek başka bir şey kalmadı sanırım. Hemen şunları da yazalım. Evet, bunları yazdıktan sonra şimdi bir de ne yapacağız? Buradaki above'umuzu bastıracağız. Evet, programımızı çalıştıralım. İlk değerimizi giriyoruz. İkinci değerimizi giriyoruz. Ve böylelikle above'umuzun 5 olmuş olduğunu gördük. Tekrar deneyelim. Ne olsun mesela bu sefer de 60 ve 12. Bakın above'un 12 olduğunu ne yapmış olduk böylelikle görmüş olduk. Bu videomuz bu kadar olsun. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.